Saygıdeğer misafirlerimiz, ülkemizde dini kurumların en üst düzey temsilcisi Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez hocamız salonumuzu teşrif ediyorlar efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Konya'mıza, salonumuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Sayın Başkanım. On dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kerede mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini, şehbalini adil isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab
bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Sayın Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Valim, saygıdeğer protokol üyelerimiz, çok kıymetli Konyalılar, Peygamber Efendimizin 1400 yıl uzağında yaşayıp onun kardeşlerim hitabına muhatap olan pek aziz misafirlerimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Nebi'nin alemi nuruyla aydınlatmasının, dünyamızı teşrif buyurmalarının miladi yıl dönümü olan Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Konya İl Müftülüğümüzün organize etmiş olduğu Güzeller Güzeli Hazreti Peygamber'in sevdası, insin ve cinnin efendisi Kutlu Nebi'nin muhabbetiyle onun nurlu izinin takipçileri olarak bir araya gelen saygıdeğer misafirlerimiz, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hassan bin Sabit radıyallahu anh'ın dediği gibi diyoruz bugün. Öyle diyordu kendisi. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Ben sözlerimle Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı övmüş olmadım. Aslında sözlerimi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle övmüş ve güzelleştirmiş oldum. Biz de bugün burada onu övmek için değil, onu anarak, ona salatü selamlar getirerek yeryüzündeki aciz varlığımızı bir lahza daha güzelleştirmek, onun bize gösterdiği nurlu yolda varlığımızı ispat etmek için toplanmış bulunmaktayız. Programımızın akışını arz ediyorum saygıdeğer misafirlerimiz. Kur'an-ı Kerim tilaveti, İl Müftüsü Profesör Doktor Sayın Ali Akpınar hocamızın açılış konuşmaları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Sayın Ekrem Kereş hocamızın selamlama konuşmaları, sinevizyon gösterimi, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez hocamızın hitapları, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla yapılan yarışmaların ödül töreni, umre çekilişimiz, Mustafa Cihat konseri, çekilişlerimizin devamı ve kapanışımız. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi sözlerin en güzeline bırakacağı sözü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımızı açmak için Sultan Selim Camii Baş İmam Hatibi Ahmet Babür hocamızı kürsüye davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ittequllâhe hakka tuqâtih اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم الفاتحة Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sultan Selim Camii Baş İmam Hatibi Ahmet Babür hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere programımızın organizatör kurumu olan Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Sayın Ali Akpınar hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun saygıdeğer hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdolsun Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz önderimize. Rahatsızlığına rağmen Mevlana diyarı sakinlerinin güzel ve gül hatırına Konya'mıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanım, saygıdeğer Valim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, protokolümüzün değerli hazırını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevdasını göstermek için onun hatırına bu fotoğraf karesinde benim de esamem okunsun diye buraya teşrif eden değerli kardeşlerim, elbette Hazreti Muhammed Mustafa gibi Yüce Allah'ın ve rafa'na leke zikrak
Senin şanını biz yücelttik. Ve inneke le ala hulukin azim. Gerçekten sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum ev enfesikum. Andolsun ki size içinizden bir peygamber geldi. Andolsun ki size enfesinizden bir peygamber geldi diye yüce Allah'ın övdüğü ve kefâ billâhi şehîden Muhammedur Resûlullah. Allah şahit ki Muhammed Allah'ın Resûlüdür diyerek yüce Allah'ın adını adıyla birlikte andı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örneklik var diyerek yüce Allah'ın biz kullarına kul olarak, en güzel kul olarak sunduğu, takdim ettiği Hazreti Muhammed Mustafa'yı anmak, anlamak, onun Muhammedi güzelliklerini yaşamak, o güzellikleriyle kendi hayatımızın mukayesesini yapmak ve buradan alacağımız coşkuyla Muhammedi güzellikleri yeryüzüne ulaştırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bir kadın gelmişti peygamberin huzuruna. Yanında küçük çocuğu vardı. Şöyle diyordu o kadın Allah'ın Resulüne: Ya Resulallah, ben görüyorum ki zengin Müslüman kardeşlerim senin yoluna mallarını harcıyorlar. Ama ben zengin değilim ki. Ben görüyorum ki Müslüman kardeşlerim bedenleriyle senin uğruna can veriyorlar, yolunda hizmet ediyorlar. Ama ben kadın başına bunları yapamam ki. Ama ben de sana iman ediyor ve seni seviyorum ya Resulallah. Ben de istedim ki bu sevgimin bir göstergesi olsun. Onun için huzuruna şu dünya hayatında biricik varlığım olan ciğerparem Enes'imle geldim. Eğer kabul buyurursanız bu küçük Enes size hizmet etsin, hem sizin ahlakınız da ahlaklansın, hem de anasının sizin uğruna sunacağı bir şeyleri olsun. Peygamber'e sevdasını, sevgisini böyle gösteriyordu Hazreti Enes'in anası. 10 yıl hizmet ettim anamın bıraktığı günden itibaren diyor Enes radıyallahu anh. Allah'ın Resulü'nün yanında bulundum. Ne bir gün bana kızdı, ne bir gün beni azarladı, ne bir gün bana bir fiske vurdum. Bir öğretmen din dersinde ilkokul çocuklarına şöyle bir soru sorar. Herkes bir kağıt çıkarsın, niçin namaz kıldığımızı yazsın. Minik yavrular her biri bir şeyler yazarlar. Birisi şöyle yazar: Allah'ın emri olduğu için kılıyoruz. Bir başkası anamız babamız istediği için kılıyoruz. Bir başkası İslam'ın temeli namaz olduğu için kılıyoruz. Bir başkası bizi kazadan beladan korusun diye namaz kılıyoruz. Bir yavrumuzun da yazdıkları şöyledir. Aslında bunların hepsinin doğruluk payı vardır. Ama bir yavrumuzun yazdıkları oldukça dikkat çekicidir. Öğretmenim, hani Allah bizi seviyor ya, sevdiğini göstermek için bize güneşini doğdurur, yağmurunu yağdırır, nimetlerini bol bol üzerimize indirir ya, Allah bizi seviyor, sevdiğini de bu şekilde gösteriyor. İşte biz de yüce yaratıcımızı seviyoruz, sevdamızı ona göstermek için namaz kılıyoruz öğretmenim. İşte biz de Allah ve Resulü sevgisinin kuru bir iddia olmadığını göstermek için, Allah ve Resulüne iman ettim sözünün dilimizin ucuyla söylenmiş yüzeysel bir cümle olmadığını ispat etmek için buradayız.
Elbette onu anmaya geldik. Ama biz onu sadece kutlu doğum haftalarında, kandil gecelerinde değil, ömür boyu anacağız. Anmalıyız. Aslında anıyoruz da. İşte onu fark ettirebilirsek ne mutlu bizlere. Onu anıyoruz biz değerli kardeşlerim. Günlük olarak okunan Muhammedi ezanlarda günde 10 kere Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesiyle onu anıyoruz biz. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Namaza durmadan önce okuduğumuz kametlerde aynı şekilde 10 kere Allah'ın Resulünü anıyoruz biz. Yetmiyor, huzura durduğumuzda ondan öğrendiğimiz dualarla namazın sonundaki oturuşumuzda okuduğumuz salavat dualarında her Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed deyişimizde günde 15 kere Allah'ım Muhammed'e ve Ali'ne, Muhammed'e ve yolunda olanlara, Muhammed'e ve bağlılarına selam et diyerek 15 kere salavat duasında onu anıyoruz. Ardından okuduğumuz barik duasında Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyerek 15 kere Allah'ım o Muhammed'e ve Ali'ne, o Muhammed'e ve bağlılarına bereket indir, mübarek kıl onları diyerek 30 kere sadece salli barik dualarında anıyoruz onu. Yetmiyor. Yine ondan öğrendiğimiz tahiyyat duasında o duanın sonunda okuduğumuz kelime-i şehadette ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür cümlesini günde 21 kere tekrar ederek onu anıyoruz. Yine tahiyyatta sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam karşımızdaymışçasına, onunla bağlantı, canlı bağlantı kurmuşçasına onu selamlarken Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun derken 21 kere daha onu anıyoruz. Sadece ezan, kamet ve namazda bu söylediğim yerlerde 92 kere Hazreti Peygamber'i anıyoruz. Şimdi sormaz mı insan kendi kendine? Namaz kılan Müslümanlar olarak günde 92 kere namazda, namaz öncesinde peygamberi analım da andığımız o peygamberi tanımayalım. Elbette onu anacağız. Çünkü yüce Allah onu anıyor. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri peygamberine salat ederler. Peygamberi anarlar. Peygamberi överler. Peygamberi severler. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey müminler, siz de tam bir teslimiyetle, içtenlikle o peygambere salat edin, selam edin. Onu anmaya geldik. Ama anmak yetmez. Onu anlamak gerekir. Onu tanımak gerekir. Muhammed Mustafa ile tanışmak gerekir. Bununla da iş bitmez. Bizim ümmetlik borcumuzdur ona. Onu anmak ve anlamak, ama bununla da bitmez. Onu yaşamak gerekir. Onu hayatımıza taşımak gerekir. Şimdi kutlu doğum haftası onu tanışmaya bir başlangıç olmalı. Onu ne kadar tanıyoruz sorusuna bir cevap arama fırsatı olmalı. Kabirde sorulacak olan وَمَنْ نَبِيُّكْ senin peygamberin kim sorusuna hazırlık için bir gayret ve çabanın içerisine girme fırsatı olmalıdır. Elbette onu anıp anlayacağız. Onun güzelliklerini hayatımıza taşıyacağız. Ama bununla da ümmetlik borcumuz bitmeyecek. Evrensel elçinin mesajını dört bir yana ulaştıracağız. Onu bize Yüce Allah andolsun cümlesiyle en güzel örneklik olarak takdim etti, sundu. Aslında Hazreti Muhammed'i anlatan her ayet Yüce Allah'ın insanlık sahnesinin önünden o ete kemiğe bürünmüş yüce yürüyen Kur'an'ı, yaşayan Kur'an'ı insanlığa gösterirken işte Allah'a kulluk böyle yapılır, işte Allah'a kul böyle olunur şeklinde onu bize örnek olarak takdim etmektedir. O bizim her şeyden önce iman örneğimizdir.
amener Resulü, ardından vel müminün, iman örneği Hazreti Muhammed. O bizim ibadette örneğimiz. Sallu kema raeytumuni usalli. Bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam Yaradan'a, siz de öyle kulluk yapın ona diyen bir peygamber. Bizim kullukta, bizim ibadette örneğimiz. O bizim ahlakta örneğimiz. Ama ahlakı birkaç kaleme indirgemek yok. Çünkü ahlak çoğul bir kelimedir. Erdemler manzumesinin adıdır. Tıpkı anamız Hazreti Ayşe'nin dediği gibi. Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı baştan sona bütünüyle Kur'an'dı. Çünkü o yürüyen Kur'an'dı. Çünkü Kur'an onun hayatını Kur'an kitaptı. Onun hayatında Kur'an asla duran kitap olmadı. Hazreti Muhammed Mustafa da duran insan olmadı. O bizim sosyal hayatta da en güzel örneğimizdir. Bugün ya beni Adem diyen yüce yaratıcının, Adem'in çocukları diye insanlığa seslenen yüce yaratıcının tarif ettiği, tanımladığı şekilde büyük insanlık ailesinin fertleri olarak bir arada yaşama konusunda da en güzel örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Şimdi biz bir arada yaşama noktasında küçük aile çekirdeğinde ne kadar bir arada yaşayabiliyoruz? Komşumuzla, akrabalarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte ne kadar bir arada yaşayabiliyoruz? Aynı dine inanan insanlarla, kardeşlerimizle ne kadar bir arada yaşayabiliyoruz? Adem'in çocukları olarak yeryüzü gezegeninde yaşadığımız bu insan kardeşlerimizle ne kadar bir arada yaşayabiliyoruz? Bu sorulara cevap aramamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, elbette Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem çok yönlü bir insanı, bir peygamberi anlatmaya birkaç saatlik programlar yetmez. Ama bu programlar bizim ona olan sevgimizi, sevdamızı harekete geçirme programları, onu anlama, tanıma, yaşama, yaşatma görevini yerine getirme konusunda bizi gayrete getirme programları olmalıdır. Ben bu duygu ve düşüncelerimle Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle başından beri icra ettiğimiz çeşitli etkinliklere, programlara katkıda bulunan bütün emeği geçen kardeşlerime, belediyelerimize, çalışan gönül dostu arkadaşlarıma, din gönüllüsü, atanmış din görevliliği masalarının çekmecelerine koyarak adanmış din gönüllüsü olarak Allah'ın dinine hizmette gönlünü ortaya koyan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunar. Muhammedi muhabbetlerle hepinizi yüce Allah'ın emin sıfatına emanet ediyor, saygılar sunuyorum. Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Sayın Ali Akpınar hocamıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi de huzurlarınıza selamlama konuşmalarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, hemşehrimiz Doktor Sayın Ekrem Kereş hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bin bir nimetle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Bizlere din-i mübin İslam'ın güzelliğini yaşayarak gösteren Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat selam olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde yetişerek dünyanın gelmiş geçmiş en güzel toplumunu oluşturan ve birlikte yaşamanın en güzel örneklerini veren sahabe-i kiramı burada rahmetle yad ediyorum. Peki muhterem Diyanet İşleri Başkanım, muhterem valim, Konya'mızın çok değerli yöneticileri, sevgili hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ben sadece burada muhterem başkanımıza hem teşekkür etmek hem de bir Konyalı olarak sizlere selam vermek için söz aldım.
sözü esas sahibine bırakacağım inşallah Diyanet İşleri Başkanımıza. Ancak öncelikle şunu ifade edeyim, gerçekten muhterem başkanımız yoğun programlar arasında hasta olmasına rağmen teşrif ettiler Konya'mıza. Konya'ya zaten sevgilerini biliyorum, muhabbetlerini biliyorum Konya'ya. Onun için zaten hallerine çok teşekkür ediyorum huzurunuzda Konya'mız adına. Ve sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Atavullah İskenderi'nin güzel bir sözü var. Şöyle der: Allah yanındaki değerini bilmek istiyorsan onun senin yanındaki değerine bak. Ben bunu şuraya uygulamak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizin yanınızdaki değeri çok büyük ki onun sevgisiyle buraya geldiniz. Bu şunu gösteriyor, hani kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifini de göz önünde bulundurarak ifade etmek istiyorum ki inşallah kıyamet gününde onunla beraber olacaksınız. Ben bu değerli toplulukla birlikte olmaktan ve bu değerli topluluğun bir üyesi olmaktan son derece huzurluyum. Hazreti Mevlana'nın "Men bende-i Kur'anem eger can darem, men hakirehim Muhammed-i Muhtarem" sözü istikametinde ifade etmek gerekirse, her biriniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozu olmaya hazır bir muhabbetle onu seviyorsunuz ve buradasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Bizi esas kurtaracak olan bu sevgidir, bu muhabbettir ve bu sevgi son derece değerlidir. İmanımızın da garantisidir. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlar, saygılarımı arz ederim efendim. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Sayın Ekrem Kereş Hocamıza teşekkür ediyoruz saygıdeğer misafirlerimiz. Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mest-i nigahın didarına aşık ulu yezdandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey Nuri Dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi sinevizyon gösterimimize bırakıyoruz efendim sırayı. Hazreti Peygamber ve bir arada yaşama ahlakı konulu sinevizyon gösterimimizin ardından Sayın Başkanımızı huzurlarınıza davet edeceğiz. Yeryüzü, ah! Bir çığlık atarak geldim bu dünyaya. Güneşi, suyu, ekmeği ve kelimeleri tanıdığımda artık dünyadan biriydim. Ailem, mahallem, şehrim, ülkem ve ülkeler vardı. Zamanla hepsine eklendim. Saymışlar, 7 milyar atan kalp var benimle birlikte. Anlamadığım yüzlerce dilde konuşuyorlar ve hiçbiri diğerine benzemiyor. Neden benzesin? Bu zaten imkansız. Başka yerlere bakıyor, başka yerlere gidiyorlar her gün. Farklı renkleri, şarkıları, düşünceleri, korkuları, sevinçleri ve farklı duruşları var. Hep kazanma isteği, yükselme hırsı ve bazı tutkuları ortak ve aynı. Ama hepsi bu değil. Yaşlanmak, ölmek gibi başka kaçınılmaz sonları da var ve ortak. Herkesle birlikte burada yaşayacağım. Hayvanlar ve ağaçlar dışında sayamadığım başka varlıklarla birlikte burada. Ben başkalarıyla, başkaları da benimle. Ve hepimiz bir arada, dünyada. Ama burası niçin sonsuz bir çatışma alanı gibi çözemiyorum. Herkes barış istiyor ama savaşsız geçen zaman yok. Kimsenin sonsuza kadar asla kalamayacağı dünyada paylaşılamayan ne anlamaya çalışıyorum.
yıkıntılar ortasındaki bir çocuğun duruşuna, çaresiz öylece kalmış bir annenin gözlerine baktığımda bazı soruların cevabını bulamıyorum. Herkesin dilinde barış ve sevgi var ama kimse elindeki silahları gizleyemiyor. Dünya dönüyor ve bazı şeyler hiç değişmiyor. Zulüm, kan, gözyaşı, sefalet, öfke, yıkım ve kötülüğün değişik yüzleri dünyadaki dolaşımını sürdürüyor. İnsanın aklı ve kalbiyle kurmak istediği iyi dünyayı negatif akıl ve şeytanlaşmış bencil bakış sürekli yıkmaya çalışıyor. Obezlerle açlar, güçlülerle zayıflar arasındaki öldürücü mesafe hiç bu kadar açılmamıştı. Yeryüzü adalet ve merhamete hiç bu kadar muhtaç kalmamıştı. İnsan inanan bir varlık. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben bir Müslüman olarak doğduğum zaman kulağıma okunan ezanı hatırlıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Böyle denmişti, buna inanıyorum. Allah Resulü'nün söylediği şeyler de o bana dün söylemiş gibi içimde duruyor. O dedi ki, kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe bizden olamazsın. O dedi ki, komşun açken tok yatarsan bizden değilsin. O dedi ki, mümin insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. O dedi ki, mümin cana yakın kişidir. Kendisiyle dostluk kurulamayan da hayır yoktur. O dedi ki, insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Onun hayatına baktığımda yalnızca iyiliği, güzelliği, bağışlamayı, nezaketi gördüm. Onun kötülükle, adaletsizlikle mücadelesine baktığımda ise iyiyi, adaleti savunma konusundaki cesaret ve kararlılığı gördüm. Bu yüzden Müslümanım ve bundan onur duyuyorum. Doğuyla batının, siyahla beyazın bitmeyen savaşında iyinin ve adaletin yanındayım. Benim değişmez prensibim çok güçlü olmak değil, erdemli ve adaletli olmak. Bunu arıyor ve bu arayışta yalnız olmadığımı biliyorum. Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğuna nasıl inanıyorsam, Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın peygamberliğine de öyle inanıyorum. Her peygamber, kendi çağı içinde küllenen hakikate üfleyerek insanı ve toplumu yeniden diriltici bakışa çağırdı. Bu çağrı öldürmenin değil, diriltmenin, nefretin değil, müjdenin, zorlaştırmanın değil, kolaylaştırmanın çağrısıydı. Bu çağrı Medine'de yankı buldu. Rahmet elçisinin önderliğinde Müslümanlarla birlikte Yahudi ve Hristiyanlar da adalet ve barış temelli bir toplum kurup yaşamanın mümkün olduğunu gösterdiler. Yaşadığımız çağ, karmaşık güç ilişkilerinin biçimlendirdiği bir çağ. Son iki dünya savaşı ve mevcut kanlı bilanço, insanlığın geldiği karanlık noktayı işaretliyor. Böyle anlarda hepimiz için şifa olacak o büyük sesi yeniden duymaya ve yükseltmeye ihtiyacımız var. Kendimiz için ve başkaları için, insanlığın esenliği ve onuru için o merhamet ve sevgi dolu hakikatin sesine muhtaçız. Damlaları denize ulaştıracak o gönül nehrine. Birlikte yaşamak ancak başkasının varlığıyla mümkün. Birlikte yaşamak ancak adaletle, sevgiyle, saygıyla, merhametle mümkün. Dünyadaki kısa yolculuğumuzu erdemli bir hayatla sürdürmek yerine kanlı, sonu gelmeyen çatışma alanlarına çekmenin hiç kimseye ama hiç kimseye bir yararı olmadığı açık. Hayatı adalet ve iyilik değil, güç düzenlemeye başladığında kaybeden daima insan oluyor. Bunu defalarca yaşadık ve biliyoruz. Bu yüzden Resulullah'ın o büyük çağrısındaki hikmet yüklü mesajlara hızla dönmek ve onu yeniden bilinçle özümsemek gerekiyor. Sevmek,
bağışlamak, yardım etmek, adaletle hükmetmek. Bütün bunları yapabilmemiz için birbirimizi dinlemeye, anlamaya ihtiyacımız var. Sürüklendiğimiz hız ve has sarmalından bir an uzaklaşıp kendimize, kardeşlerimize ve herkese bakmak, yapabileceğimiz iyi şeyleri tek başımıza ya da birlikte yapmamız gerekiyor. Artık bunu yetimi, öksüzü, sahipsizi, kardeşimizi, kendimizi erteleyecek zaman kalmadı. Hayat akıyor. Dünyanın her yerinde, kalbinde iyilik duygusu olan her insan bizdendir. Adaletsizliğe hayır diyen her insan, dili ve rengi ne olursa olsun benimledir. Zulme, haksızlığa uğrayan her can, Müslümanın ilgi ve sorumluluk alanındadır. Bu bilinçle buluşamadığımızda bir yanımız mutlaka eksik ve arızalı kalacak. İyi bir dünya ancak iyilerle kurulabilir. Senin için, benim için, insan için, hepimiz için merhametle, sevgiyle, iyilikle ayağa kalk ve dua et. Ayağa kalk ve gülümse. Ayağa kalk ve iyi bir şey yap. Allah iyilerle birlikte ve onların yardımcısıdır. İyi bir dünya mümkün. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi sizlere programımıza ulaşan bir telgrafı aktarmak istiyorum. Sonrasında Sayın Başkanımızı huzurlarınıza davet edeceğim. Sayın Muammer Erol, Konya Valisi, Konya programımız, yoğun programımız dolayısıyla Konya'da düzenlenmiş olan programda aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Bu kutlu haftanın milletimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Müslümanlar olarak peygamberler silsilesinin sonuncusu, ilahi vahyin taşıyıcısı, doğruluk ve ahlak timsali, rahmet elçisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğumunu kutladığımız bir haftanın içindeyiz. O, farklılıklarımızın kin ve nefret, düşmanlık ve çatışma kaynağı olmaması gerektiğini söyleyen, tarihi tecrübesinde bunun en parlak örneklerini ortaya koyan güçlü bir mesajın sembolüdür. Bugün sevgili peygamberimizin hikmetli sözlerine, özünde barış ve adalet olan kutlu mesajına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. İslam'ın barış, sevgi ve adalet mesajını yüceltmeli, sevgili peygamberimizin çağrısını daha gür bir sesle duyurmalıyız. Bu vesileyle peygamberimizin kutlu doğumunu kutluyor, onun evrensel çağrısında barışta ve adalette buluşmayı Yüce Allah'tan diliyor, Konyalı vatandaşlarımıza sevgilerimi sunuyorum. Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Kıymetli misafirlerimiz, Hazreti Peygamber ve bir arada yaşama ahlakı konulu konferanslarını sunmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim, kuvvetli alkışlarınızla. Yoğun programın arasında Konya'mızı teşrif ettiler. Programımızı teşrif ettiler. Tüm Konyalılar adına şükranlarımızı arz ederek kendisini kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bize iman nimetini lütfeden, kalbimize rahmeti, sevgiyi, şefkati yerleştiren, bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız, Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendiler Efendisi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle Hazreti Ahmet, Hazreti Mahmud Mustafa'ya, o lütuf sahibi peygambere, o zarif nebiye, ay yüzlü, şeker yüzlü Mustafa'ya, aşk madeni, kerem denizi, özü sözü doğru olan Mustafa'ya, iyi işlerde imam olan, rehber olan, keremlere, kerametlere düzen veren Mustafa'ya, Miracın padişahına, Abese'nin sultanına, şefaatçi dosta, Ademoğlunun rahmeti Muhammed Mustafa'ya salat olsun, selam olsun. Yüreklerinde Allah'ın sevgilisinin sevgisiyle salonumuzu teşrif eden aziz Konyalı kardeşlerim, nur yüzlü anneler, teyzeler, ismi şerifi anıldığında gözleri nemlenen, gözlerinden yaşlar akan hanımefendiler, eli öpülesi babalar, size selam olsun. Resul-i Ekrem'in kutlu doğumunun ikliminde hepinize selam olsun. Efendimizin dostları, arkadaşları, sevgili gençler, Şabun neşe'e fi ibadeti Rabbi, ideal genci tarif ederken Efendimiz neşeyi ve huzuru Rabbin, Rabbine kullukta gören, Rabbine ibadette gören sevgili gençler, sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Ve Efendimizin arkadaşlarım dediği sevgili çocuklar, ağlama sesini duyduğunda namazını kısa kesen, sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'nın arkadaşları olan sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer valimiz, aziz Konyalılar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sözlerimi başlarken tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti ebediyen üzerinize olsun. Aziz kardeşlerim, bir kutlu doğum haftasının son gününü idrak ediyoruz. Şunu çok iyi bilin ki, bu toprakların insanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte
25 yıldır, çeyrek asırdır kutlaya geldiği kutlu doğum haftası sıradan bir hafta değildir. Kutlu doğum haftası Mevlid-i Nebi'nin alternatifi değildir. Mevlid-i Nebi'nin mütemmimidir. Kutlu doğum haftası bir doğum günü kutlaması değildir. O büyük doğumun getirdiği rahmeti insanlığa taşımak için insanımızın yüreğinde var olan o muhteşem sevgiyi bir ilim sofrasına, bir irfan mektebine, bir hikmet sofrasına dönüştürmek için, onu yaşanan bir ahlaka dönüştürmek için bu toprakların insanlarının çeyrek asırdır kutlaya geldiği bir haftadır. Ve sadece İslam peygamberinin gül peygamberi ve sevgi peygamberi değil, aynı zamanda bir adalet peygamberi, bir özgürlük peygamberi, aynı zamanda rahmet yüklü adalet, hikmet yüklü ahlak peygamberi olduğunu ve onun getirdiği rahmet mesajının alem şumul olduğunu, bütün insanlara rahmet olarak gönderildiğini, bütün alemlere gönderildiğini, bütün insanlığa haykırmak, bütün insanlığa duyurmak için kutlaya geldiğimiz bir haftadır. Ve sadece bu topraklarda kutlamıyoruz. Yurt dışındaki bütün millet varlığımızla, gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizle, Moskova'daki Müslümanlarla, Asya'daki kardeşlerimiz, soydaşlarımızla, Balkanlardaki evladı Fatihan'la ve bütün dünyadaki Müslümanlarla birlikte kutladığımız bir haftadır. Onun için hala bu toplumun bütün şehirlerinde, köylerinde, kasabalarında, bütün ülkelerde, bütün dünyada Resul-i Ekrem'in rahmet yüklü mesajlarını insanlığa taşımak için ilim, irfan, hikmet, marifet mektebi haline getirmek için, anmaktan anlamaya geçmek için, anlamaktan yaşamaya geçmek için başvurduğumuz bu büyük fırsatı başka şekillerde yorumlamak asla doğru değildir. Aziz kardeşlerim, aziz Konyalılar, bu haftaları idrak ederken her sene kaybettiğimiz bir değeri Resul-i Ekrem'in, rahmet peygamberinin insanlığa kazandırdığı ama insanlığın kaybetmek üzere olduğu bazı değerleri öne çıkarıyoruz. 2011 yılında Hazreti Peygamber ve merhamet eğitimi üzerinde durduk. 2012 yılında Hazreti Peygamber kardeşlik ahlakı, kardeşlik hukuku üzerinde durduk. 2013 yılında Hazreti Peygamber ve insan onuru, o nur ile onurlandığımızı, o nurun Kerim Peygamber'in insanlığa kazandırdığı, kazandırmak istediği onuru gündeme taşımaya çalıştık. Geçen sene dinin en çok kaybettiğimiz boyutu, dindarların, dindarlığımızın en önemli ilkesi, en önemli prensibi, din ve samimiyet üzerinde durduk. Bu sene ise Hazreti Peygamber ve bir arada yaşama ahlakı, Hazreti Peygamber ve birlikte var olma ahlakı, birlikte var olma hukuku üzerinde duruyoruz. 5 sebeple bu konu üzerinde durmaya çalışıyoruz. 1. sebep, çünkü insanlık, ortak evimiz ve yurdumuz olan
kainatı bozmaya başladı. İnsanlar birlikte yaşama ahlakını kaybetmeye başladı. İnsanlık birbirine zulmediyor. İnsanlık hepimizi taşıyan ortak gemiyi deliyor. Kainat, tabiat insanlığı taşıyamamaya başladı. Onun için birlikte yaşama ahlakı dedik. İkinci sebep, İslam coğrafyası. Selam yurdu selamı barışı kaybetti. Eman yurtları emanı kaybetti. Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den, Yemen'den, San'a'dan, Libya'dan ve bütün İslam coğrafyalarından ateşler yükseliyor. Birlikte yaşama ahlakını dünyaya göstermiş Müslümanlar birbirlerini katletmeye başladı. Asabiyetini, ırkını, mezhebini, meşrebini Müslümanlar dinlerinin, imanlarının, Muhammed Mustafa'ya ümmet oluşlarının önüne çıkarmaya başladı. Onun için Resul-i Ekrem'in yeryüzüne getirdiği hak ile, adalet ile, barış ile, ahlak ile, hukuk ile yeniden nasıl bir arada yaşayabiliriz? Bunu yeniden inşa ve ihya etmeye çalışıyoruz. Üçüncü sebebi, yeryüzünde İslam'la ilgili nice kitlelerin kalbine bir korku salındı. İslamofobya diye bir hastalık yurt dışında, batı dünyasında yaşayan kardeşlerimizi, millet varlığımızı, Müslüman kimliğini tehdit etmeye başladı. Onlara Efendimiz'den hareketle birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu hatırlatmak istedik. Ve son olarak bir zaafımıza işaret etmek istedik. Kardeşlerim, Konyalı kardeşlerim, yüreklerinde peygamber sevgisiyle salonu dolduran hanımefendiler, beyefendiler, yöneticiler, yönetilenler, anneler, babalar, gençler, çocuklar, bir zaafımıza işaret etmek istiyorum. Biz Müslümanlar bazen bütün ülkelerin sorunlarıyla uğraşırız ama kendi beden ülkemizi unuturuz. Bütün ülkelerin sorunlarını çözmeye çalışırız ama beden ülkemizin sultanı olan kalbimizi unuturuz. Kalbimizi yeniden hatırlamak, yeniden hatırlatmak için birlikte yaşama ahlakı, rahmet peygamberinin bize kazandırdığı o güzel hasletleri yeniden ifade etmek istedik. Biz bazen bütün dünyanın sorunlarını omuzlarımıza alırız. Bütün dünyaların sorunlarını çözmeye kalkışırız ama gönül dünyalarımızı unuturuz. Biz gönül dünyalarımızı ihya etmeden dünyaların sorunlarını çözemeyiz. Biz beden ülkemizin sorunlarını çözmeden başka ülkelerin sorunlarını çözemeyiz. İşte bunun için birlikte yaşama ahlakı ve birlikte yaşama hukuku dedik. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın birlikte yaşama ahlakı konusunda insanlığa bıraktığı en büyük ilkelerden bazılarını sadece hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi merhamet, merhamet, merhamet. Öncelikle Yüce Rabbimizin onun için, onu bize tarif etmek için seçtiği kelimenin وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini hiçbir zaman unutmayalım. Ama o rahmet 14 asır önce Mekke
Medine sokaklarını dirilten bir rahmet değil. O sadece araba gönderilen bir rahmet değil. O bütün alemlere, bütün zamanlarda gönderilen bir rahmet. Bunun manası nedir? Onun getirdiği rahmeti biz, ilişkilerimizdeki merhamete dönüştürmediğimiz zaman, onun rahmetine iman etmiş olmayız. Onun rahmet olarak gönderilişinin gayesi, ona iman eden Müslümanların aralarındaki bütün ilişkilerinde birbirlerine merhametle, şefkatle muamele etmeleridir. Sadece birbirlerine karşı değil, bütün insanlara, bütün kainata, bütün canlılara, bütün mahlukata karşı şefkatli ve merhametli olmak, onun insanlığa getirdiği birlikte yaşama ahlakının en temel esasıdır, en temel kriteridir. İkincisi, tevazu. Tevazu, tevazu. O bütün insanlığa ilan etti. Bir ilke ve kural olarak ilan etti. Men tekebbere ve da'ahullah ve men tevada'a rafa'ahullah. Kim kibirli olursa Allah onu alçaltır. Kim mütevazi olursa Allah onu yüceltir. Bugün insanlık kibrin cenderesinde kıvranıp duruyor. İnsanlar kibirlerini yenemiyorlar. Oysa Efendimiz tevazuunun en büyük sembolü olmuştu. Mescid-i Nebevi'ye İran'dan bir heyet gelmişti. Heyet Mescid-i Nebevi'ye girdi, onu gözleriyle aradı ama bulamadılar. Birisi su dağıtıyordu. Eline kırbayı almış, insanlara su dağıtıyordu. Onun yanına vardılar, dediler ki, bu topluluğun, bu kavmin efendisi kim? Su dağıtan o büyük insan şöyle cevap verdi. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bu kavmin efendisi onlara hizmet edendir buyurdu. Çünkü kendisi dağıtıyordu ashabına suyu. Karşısında titreyen bir Acem elçisine şöyle dedi. Ben kral değilim. Ben padişah değilim. Allah beni muhayyer bıraktı. Melik peygamber mi? Kul peygamber mi? Ben kul peygamber olmayı seçtim. Melik peygamber, kral peygamber olmayı seçmedim. Ben Mekke'de kadit, kurutulmuş et yiyen bir kadının mütevazi oğluyum dedi. Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa. Mescid-i Nebevi inşa ediliyordu. O da mübarek omuzlarında taş taşıyordu, kerpiç taşıyordu. Ashabı ona, ya Resulallah, bize müsaade buyurun, biz bu hizmetleri yaparız dediler. Resul-i Ekrem, benim bu sırtım taş taşımasını bilir. Ben de Rabbime şükreden bir kul olmak istiyorum dedi. Onun için kardeşlerim, Efendiler Efendisi'nin birlikte yaşama ahlakı için koyduğu ikinci büyük kriter, mütevazi olmak. Daima mütevazi olmak. Üçüncüsü, affetmek. O hep affedici oldu. Taif'te taşlayanları affetti ve dua etti.
Mekke'yi fethettiğinde onu Mekke'den kovanları, savaşlarda onu yok etmek isteyenleri, muhasara altında onu ezenleri toplamış ve onlara şöyle hitap etmişti. Bugün Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerine Yusuf ne dediyse ben de size onu diyorum. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size hiçbir kınama yoktur. Bugün yüksek sesle azarlanmayacaksınız bile. Hepinizi affediyorum buyurmuştu. Birlikte yaşama ahlakı için getirdiği en önemli kriterlerden bir tanesi emanet. Emanet, emanet. Emin olmak, güvenilir olmak. La imane limen la emanete le. Emanete güvenilmeyen insan hakiki mümin olamaz. Asıl mümin kardeşinin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyuruyordu. Hani o efendiler efendisine daha vahiy gelmeden önce düşmanları ona el emin vasfını takmışlardı. Heraklius'un huzurunda Ebu Sufyan'a soruyordu Heraklius. Bu peygamber olduğunu iddia eden zat hayatında hiç yalan söyledi mi? Hayır diyordu Ebu Sufyan. Hayatında hiç yalan söylediğine şahit olmadık. Hayatın basit meselelerinde yalan söylemeyen, güvenilir olan bu insan hayatın bu en büyük meselesinde asla yalan söylemez diye şehadet ediyordu. Aziz kardeşlerim, birlikte yaşama ahlakı ve hukuku konusunda Resul-i Ekrem'in 4 prensibinden söz ederek sözlerimi bitiriyorum. Birincisi, o milletler arasındaki ilişkiyi, ülkeler arasında, kavimler arasındaki ilişkiyi adalet üzerine, barış üzerine, taarruf ve muarefe üzerine, bilişme ve tanışma üzerine, bilgi alışverişinde bulunarak yeryüzünü birlikte imar etme ruhu üzerine kurmuştu. Resul-i Ekrem, müminler arasındaki ilişkiyi adalet ve ihsan üzere, isar üzere kurmuştu. Farklı dinler, farklı kültürler, farklı medeniyetler arasındaki ilişkiyi o, Medine'ye hicret ettiği gün imzaladığı Medine vesikasıyla gayrimüslimlerle imzalamıştı. Necran Hristiyanlarından Sina Hristiyanlarına kadar herkese teminatlar vermişti ve ilişkiyi adalet üzere, hak üzere, barış üzere, bilişme ve tanışma üzere, taarruf ve muharefe üzerine kurmuştu. Müminler arasındaki ilişkiyi yine Medine'ye hicret ettiği günden itibaren ensar ve muhaciri kardeş kılarak kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku üzerine bina etmişti. O iman kardeşliğinin kan kardeşliğinin fevkinde olduğunu ilan ederek kardeşler arasındaki ilişkiyi tesis etmişti. Ailede, aile kurumunda ilişkiyi rahmet ve meveddet üzerine kurmuştu. Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiyi velayet, iffet, izzet, nezahet ve nezaket üzerine kurmuştu. Bunların her birisiyle ilgili ayetler ve hadisler mevcut. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanla bütün kainat arasında, bütün mahlukat arasında, bütün canlılar arasında ilişkiyi şefkat üzerine, merhamet üzerine kurmuştu. O bir köpeğe susuzluktan ölmek üzere
olan bir köpeğe kuyuya inerek ayakkabısında su taşıyan insanın davranışının cennetlik bir davranış olduğunu ifade buyurmuştu. Evde bir kediyi aç ve susuz olarak hapsederek ölümüne yol açan davranışın cehennemlik bir davranış olduğunu ilan etmişti. Hayvanlara karşı şefkati ve merhameti emreden bir peygamberdi. Hayvanların hukukunu, hayvan bırakın insan haklarını, hayvan hakları kavramını insanlığın literatürüne kazandırmış bir peygamberdi. Onun için birlikte yaşama ahlakı, birlikte yaşama hukuku Resul-i Ekrem'in bu esaslar üzerine kurulmuştu. Aziz kardeşlerim, son olarak onun sünneti, onun sünnetini hepimiz biliyoruz. Ancak onun sünneti denildiği zaman sadece şekli bazı unsurlar geliyor aklımıza. Oysa asıl sünnet onun gibi doğru olmak, onun gibi dürüst olmak, onun gibi ahde vefalı olmak, onun gibi emanete riayet etmek, onun gibi Allah'a bir kul olmak, onun gibi bir evlat olmak, onun gibi bir baba olmak, onun gibi bir komşu olmak, onun gibi bir dost olmak, onun gibi bir kardeş olmak, onun kalbinin sünnetlerini kalplerimize taşımak, onun Medine'de ihya ettiği o güzel ilişkileri hayatımıza taşımak asıl sünnetlerdir. Az önce Ali hocamızın ifade ettiği o güzel Enes, 10 sene yanında büyüyen Hazreti Enes şöyle der: bir gün Efendimiz çağırdı beni ve dedi ki, ya buneyye, in kaderte en tusbihe ve tumsiye leyse fi kalbike gillun li ehadin fef'al. Yavrucuğum, mümkün olduğu kadar hiçbir zaman hiçbir kardeşine karşı kalbinde kin, öfke, nefret, aldatma duygusu olmasın. Ya buneyye zalike sünneti. Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Femen ahya sünneti fekad dehale ma'iyel cenne. Her kim sünnetimi ihya ederse cennete benimle birlikte girecektir buyurmuştu. İşte var mısınız onun kutlu doğum haftasında, bu son günü idrak ederken onun kalbinin sünnetlerini kalbimize taşımaya, yani kalbimizde hiçbir kardeşimize karşı kin, öfke ve nefret bulundurmamaya, var ise bütün bunları söküp atmaya var mısınız? Son olarak kardeşlerim, bizim muhteşem bir peygamber sevgimiz var. Millet olarak bizim sevgi merkezli bir peygamber tasavvurumuz var. Ona ne muhteşem kasideler, ne muhteşem naat-ı şerifler, ne muhteşem mevlid-i şeriflerle sevgimizi, muhabbetimizi, sevdamızı ifade etmişiz. Der ki bir şair, gubari payine almam cihanı ya Resulallah, ayağının tozuna bütün cihanı değişmem, bütün cihanı verseler ayağının tozuna değişmem ya Resulallah. Değişmem muine heft asumanı ya Resulallah, bir tek saçının kılına 7 kat göğü verseler değişmem ya Resulallah. Duyunca makdem-i teşrifin sulb-i pakinden Adem, Hazreti Adem cennette sulb-i pakinden senin gibi büyük bir zatın, rahmet peygamberi Muhammed Mustafa'nın geleceğini öğrenince değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah. Bir
habbeyi yiyerek, o taneyi yiyerek, o taneyi bütün cennetlere değişti ya Resulallah. Ne muhteşem sevgiler, ne muhteşem sevdalar ifade etmişiz. Ama bir sorunumuz var. İşte kutlu doğum haftalarının gayesi budur. Nedir? Yüreklerinizde var olan o muhteşem sevgiyi hayata taşımak, güzel ahlak olarak hayatımıza taşımak, onun rahmetini rahmet yağmuruna muhtaç, susuz kumlar ve topraklar gibi onun rahmetine muhtaç insanlığa taşımak için bu sevgiyi önce onu okuyarak, tanıyarak, sonra anlayarak, sonra yaşayarak hayatımıza taşımamız gerekiyor. Kutlu doğum haftasının gayesi bu. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun kardeşim, kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler, Muhammed Mustafa'nın kıymetli misafirleri, onun sevgisi etrafında birleşen kardeşlerim, onun hayatını incelediğinizde onun mübarek dudaklarından siz hiçbir zaman eksik olmadınız. Vesiletün Necat'ta, Mevlid-i Nebi'de bir tasvir olarak, edebi bir tasvir olarak bunu Süleyman Çelebi şöyle ifade eder. Dünyaya geldiği anda dudakları mırıldanıyordu. Amine validemiz kulağını vurdu, dinledi. Resul-i Ekrem'in dudaklarından çıkan kelime ümmeti, ümmetiydi. Bir başka validemiz, Hazreti Hatice validemiz de ile rafikil ala, en yüce dosta gidiyorum. Kurratu ayni as-salat, gözümün nuru namazı unutmayın dedikten sonra dudaklarından dökülen son kelimenin ümmeti, ümmeti olduğunu bizlere nakleder. Siz onun mübarek dudaklarından ve güzel yüreğinden hiçbir zaman eksik olmadınız. Sizin de yüreklerinizden, çocuklarınızın kalbinden, gençlerinizin yüreklerinden peygamber sevgisi, Muhammed Mustafa sevdası, onun getirdiği rahmet mesajı, onun getirdiği adalet, onun getirdiği rahmet yüklü adalet, onun getirdiği hikmet yüklü ahlak hiçbir zaman eksik olmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Allah'a emanet olunuz. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez hocamıza Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu konferansı için teşekkür ediyoruz. Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Sayın Ali Akpınar hocamız kendilerine günün hatırasına bir çiçek takdim edecekler. Gül Peygamber'in gül hatırına bir gül ikramıyla Sayın Başkanımızı uğurluyoruz efendim. Peki kuvvetli alkışlarınızla Sayın Başkanımızı yoğun programı arasında salonumuzu, Konya'mızı, programımızı teşrif ettikleri için teşekkürlerimizi arz ederek uğurluyoruz efendim. Sayyidina Muhammadin.
Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Programımızı teşrif ettiniz efendim. Yoğun programınızın arasında sevgili Konyalılarla kucaklaştınız. Son bir kez kuvvetli alkışlarınızla salonumuzdan Sayın Başkanımızı uğurluyoruz efendim. Kıymetli misafirlerimiz, birazdan ödül törenimize geçeceğiz. Onun öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum. Umre çekilişimiz olacak. Salonumuzda bulunan kıymetli misafirlerimizden 3 misafirimiz bugün bu gecenin sonunda Umre hediyesi kazanmış olacaklar. Umre hediyesi çekilişine katılabilmek için salonumuzun girişinde sizlere takdim edilen kitaplarını almayan misafirlerimiz varsa almalarını ve program sonuna kadar da salonumuzda kalmalarını istirham ediyoruz. Çünkü çekiliş esnasında salonda olmayan misafirlerimiz haklarını kaybetmiş olacaklar. Efendim, Sayın Başkanımızı bir taraftan uğurlarken naatların en güzellerinden bir tanesini yazan Arif Nihat Asya'nın naatını siz değerli misafirlerimize arz etmek istiyoruz. Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan, Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi.
vicdanlar sakat çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların tetiği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri besteresin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıtzade Osmanlar. Naatını Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Saygıdeğer misafirlerimiz, programımızı da daha fazla uzatmamak için hızlıca ödül törenimize geçeceğiz. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle din görevlileri arasında yapılan hutbe yazma yarışmalarıyla Kur'an kursu öğrencileri arasında yapılan 40 ayet ve 40 hadis yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül töreni. Ayrıca bu yıl ilk defa İmam Hatip Liseleri ve Kur'an kursları arasında Hazreti Peygamber'in İzinde adlı kitaptan düzenlenen bilgi yarışmasında finale kalarak dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini takdim edeceğiz. Efendim, ilk olarak din görevlileri arası hutbe yazma yarışmasında dereceye girenleri sahneye alacağız. Ödüllerini takdim etmek üzere de Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Sayın Ekrem Keleş hocamızı ben sahneye almak istiyorum. Ilgın'dan birincimiz Ramazan Öztürk hocamız. İkincimiz Derebucak'tan Yasin Bışkıcı hocamız. Ve üçüncümüz Seydişehir'den Halil Pınar hocamız. Kendilerini sahneye alıyoruz. Ve Ekrem Keleş hocamızı da ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Efendim, bu arada ödül alacak diğer kardeşlerimizi de programımızı hızlandırmak adına sahnemizin hemen sağ tarafına almak istiyoruz. Buyurun hocam. Hocalarımızı tebrik ediyoruz efendim. Ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Sayın Ekrem Keleş hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kur'an kursu, hocam çok teşekkürler, buyurun. Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen 40 ayet yarışmasında dereceye giren 1. Karatay ilçesi Sena Kur'an kursundan Seher Yerlikaya, 2. Meram Hatıp Seyrantepe Kur'an kursundan Mustafa Kaplan ve 3. Selçuklu Fuat Binici Kur'an kursundan Ayşe Merve Topçu, hediyelerini takdim etmek üzere Konya Valimiz Sayın Muammer Eroğlu sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Valim. Öğrenci arkadaşlarımızı da hızlı bir şekilde sahneye alıyoruz. Muhammed'in
Öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz efendim. 40 ayet yarışmasında dereceye giren öğrenci kardeşlerimiz. Sayın Valimize de şükranlarımızı arz ediyoruz. Kur'an kursu öğrencilerimiz arasında düzenlenen 40 hadis yarışmasında dereceye girenleri takdim ediyorum. Birinci Meram ilçesi Veysel Karani Kur'an kursundan Elif Hanne Ünlü. İkinci Karatay Veysel Karani Kur'an kursundan Sıddıka Ayşe Kaya. Ve üçüncü Selçuklu Buhara Nur Şerife Girgiç Kur'an kursundan Emine Yılmaz. Hediyelerini takdim etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Haşmet Okur'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. İki aracımızın çekilmesi istirham ediliyor. 34 Adana Rize 68-21, 20 Adana Fatsa 163. Lütfen. Öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz efendim. Tabii kurslarından öğrenci arkadaşları yoğun destek veriyorlar. Tüm salonumuzda öğrencilerimizi alkışlarlar bir herhalde. Evet. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Hazreti Peygamber'in İzinde adlı kitaptan bu yıl ilk defa düzenlenen İmam Hatip Liseleri ve Kur'an kursları arasında yapılan yarışmada dereceye girerek Umre ödülü kazanan öğrencilerimiz. Birinci Ayşe Yılmaz, Seydişehir Gölyüzü Kur'an kursu. İkinci Sümeyye Koçak, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ve üçüncü Enes Başdemir, yine Mahmut Sami Ramazanoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Hediyelerini takdim etmek üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muzaffer Şeker hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Efendim kutlu doğum haftasında Hazreti Peygamber'in mübarek beldesine Mekke'ye, Medine'ye gidecek olan kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Anlamlı bir hediye böylesine anlamlı bir günde. Sayın Rektörümüze de şükranlarımızı arz ediyoruz. Aynı yarışmada dereceye girerek dizüstü bilgisayar kazanan öğrencilerimiz Meryem Çalışkan, Süreyya Yıldız'ı Kız Kur'an Kursu, Alparslan Yıldız, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Havva Çelik, Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ödüllerini takdim etmek üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ramazan Altıntaş hocamızı sahneye davet ediyoruz efendim. Öğrencilerimizi de hızlı bir şekilde sahneye alıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Sayın dekanımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine aynı yarışmada dereceye girerek iPad kazanan öğrencilerimiz Melike Karartı İrfaniye Kur'an Kursu,
Nuran Acar Karapınar Hacı Müzeyyen Danışlı Kız Kur'an Kursu, Rabia Acar Seydişehir Tepecik Kız Kur'an Kursu öğrencilerimizi sahneye alıyoruz. Hediyelerini takdim etmek üzere Selçuk Yüksek Din Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Durmuş Ali Karabacak hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet, sanıyorum Durmuş Ali Karabacak hocamız aramızdan ayrıldılar. Karatay Kaymakamımız aramızdalar. Sayın Kaymakamımızı davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Bir sonraki hediye vereceğimiz öğrencilerimiz de hazırlansınlar lütfen. Ayşe Keleş, Zehra Koçak ve Birsen Ünü var. Sahnenin önünde hazır beklesin lütfen arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz efendim. Sayın Kaymakamımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Dereceye girerek bisiklet kazananlar, Ilgın Hazreti Ebubekir Kur'an Kursu Ayşe Keleş, Sarayönü Demir Polat Kur'an Kursu, Zehra Koçak ve Hüyük Budak Kur'an Kursu Birsen Ünü var. Hediyelerini takdim etmek üzere Selçuklu Kaymakamımız yine aramızdalar. Sayın Kaymakamımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Efendim, Umre sponsorlarımız Türk Anadolu Vakfı ve Din Görevlileri platformuna ve diğer hususlarda destek olan başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Selçuklu ve Meran Belediyelerine, Hayra Hizmet Vakfı, Bedir Gençlik Derneği, İkbal İlim ve Kültür Derneği ve Karatay Meram Selçuklu ilçe müftülüklerimize teşekkür ediyoruz. Konserimize geçmeden hemen önce salonumuzdaki ilk Umre talihlimizi de belirlemek istiyoruz. Çekilişimizi yapacağız. Çekilişimiz için lütfen masamızı biraz öne alalım ve çekilişimizi yapmak için de oradan öğrenci arkadaşlarımızdan lütfen sahneye alalım. Saygıdeğer misafirlerimiz, efendim bugün bu salondan 3 misafirimiz Umre kazanmış olarak ayrılacaklar. İlk Umre talihlimizi belirleyeceğiz şimdi. Salonda bulunan konuklarımızın ellerinde kitaplar var. Kitapların arka kapağının içinde numaralar var. Şimdi çekilecek numaramızı oradan kontrol etmenizi istirham edeceğiz. Evet, çekilişi yapmak üzere yavrularımızı alıyoruz buraya. Şimdi Bismillah diyorsunuz, elinizi içine atıyorsunuz. Bir arkadaşımız daha, evet. İçine atıyorsunuz elinizi, karıştırıyorsunuz. Haydi bakalım Bismillah, bakmadan kutuya. Karıştırıyorsunuz beraberce. Hocam orayı da lütfen çekelim hep beraber. Gösterebilir misiniz numaraları? 0. Gösterin şöyle. 9811. 9811. Salonumuzda mı acaba kıymetli misafirimiz? Herkes kitapların arkasındaki numarayı kontrol edebilirse 9811 numaralı kitap sahibi. Bir bayan kardeşimiz geliyor ama kendisi mi acaba? Evet, bu çekilişler böyle biraz zaman alıyor tabii. Değil sanıyorum. 9811 son kez anons ediyoruz. Eğer yoksa çekilişimizi yenileyeceğiz. Var mı? Geliyor.
Peki 9811 numaralı kardeşimizi kitabıyla beraber sahneye alalım lütfen. Evet, kardeşimiz buraya gelinceye kadar kendisine hediyesini takdim etmek üzere de Selçuklu ilçe müftümüz Sayın Ali Okudan hocamız aramızdalar. Hocamızı sahneye alalım. Tamam, bırakabiliriz. Evet, masamızı geriye alabiliriz. Arkadaşlar, sizi şöyle alıyoruz. Birazdan tekrar çekiliş yapacağız. İkinci ve üçüncü umre nasiplisi, tarihlisi kardeşlerimizi efendim konserimizden sonra belirleyeceğiz. Evet, 9811 numaralı kardeşimiz sahneye alıyoruz kendisini ama. Evet, hızlıca alalım lütfen. Evet, kardeşimizi tebrik ediyoruz. Hocamıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Daha önce gitmiş miydiniz? Gitmiştim, evet. Hac ve Umre'ye gitmiştiniz. Evet. Nerede görev yapıyorsunuz hocam? Konya Meram, Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda. Eyvallah. İsminiz nedir? Celalettin Sezgin. Nasıl bir duygu burada Umre kazanmak? Allah razı olsun. Gerçekten çok heyecanlandım yani. Tebrik ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Buyurun efendim. Tebrik ediyoruz efendim saygıdeğer hocamızı. Kıymetli misafirlerimiz ikinci ve üçüncü umre çekilişimiz için konserimizden sonrasını beraberce bekleyeceğiz. Şimdi efendim bir kuvvetli alkış duymak ister herhalde sanatçılarımız sahneye çıkmak için. Evet, bu alkışa çıkarlar mı birazdan bakacağız. Kendine özgü müziğiyle efendim ezgileri bize sevdiren ve Gül Sultan'ı bizlere hatırlatan değerli sanatçımız Mustafa Cihat'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mustafa Cihat karşınızda. Öncelikle selamların en güzeliyle sizi selamlıyorum. Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle güzel ve anlamlı bir geceyi düzenleyerek başta Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Müftülüğü olmak üzere Sayın Müftümüz Ali Hocam ve tüm ekibe ve emeği geçen herkese sizlerden bir alkış istirham ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizlerle bizlerin tekrar buluşmasına vesile oldular. Ben de şahsım adına sizlere bugün akşam burada bizleri yalnız bırakmadığınız için ve katıldığınız için, böyle anlamlı bir gecede bulunduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Tekraren hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biraz daha açalım sizi. Bu küçük diyecek mi? Efendim bugün akşam inşallah size vaktimiz olduğu müddetçe eserlerimizden örnekler okumaya gayret edeceğiz. Böyle anlamlı bir gecede, sevgililer sevgilisi, güzeller güzel efendimizi andığımız bu gecede, ona ithaf etmiş olduğumuz Seni Anlatamam isimli eserle başlamak istiyoruz. Bu eseri de salonda her zamanki gibi bir Konya güzelliği var maşallah. Doldurdunuz salonu. Allah her birinizden razı olsun. Öyle bir adını haykıralım ki onun adı Ahmet'tir. Kainata rahmettir diye bu salonu inletelim inşallah. Hazır mıyız? O zaman birlikte söylüyoruz, Seni Anlatamam diyoruz. (Gülüyor)
olsa yakamıza, parıldayan yıldıza, seni bize anlatırlar damla damla gözyaşıyla. Aya sorsam yakamıza, parıldayan yıldıza, seni bize anlatırlar damla damla. Ne derler ki onun adı kainata, nişanesi şefkatti aleme mer. Daha güçlü bir sesle onun adı kainata, nişanesi şefkatti aleme merhametti. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır fersiz. Anlatamam, anlatamam, seni anlatamam. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır fersiz. Anlatamam, anlatamam, seni anlatamam. Sorsak doğan güne, güle meftun bülbüle, seni bize anlatırlar vefalı bir lisan ile. Güne sorsak doğan güne, güle meftun bülbüle, seni bize anlatırlar vefalı bir. Ve derler ki onun adı kainata, nişanesi şefkatti aleme merha. Daha güçlü bir sesle onun adı kainata, nişanesi şefkatti aleme merhametti. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır fersiz. Anlatamam, anlatamam, seni anlatamam. Sözlerim kifayetsiz, gözlerim kalır fersiz. Anlatamam, anlatamam, seni anlatamam. Seni anlatamam, seni anlatamam. Eyvallah. Cenab-ı Hak bize öyle güzel bir peygamber nasip etmiş ki öncesinde ve sonrasında onu anlatmaya hiçbir söz kifayet etmemiş. Cenab-ı Hak bu güzel iklimde dua saysın ve onun şefaatinden bizleri mahrum etmesin inşallah. Konya daha güçlü bir amin der ve bu kadar nicelikle. Cenab-ı Hak şefaatinden bizleri mahrum etmesin inşallah. Eyvallah. Şimdi vakit kaybetmeden yine aynı albümde yer alan Amenna isimli eseri okumak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Yine bu eserin Amenna bölümlerini bu salonda beraber haykıralım istiyoruz. Hazırsak buyurun.
Hazır mıyız amenna demeye? Adaletine, azametine, ama biz aciz kullarını merhametle yardığa. Adaletine, azametine, ama biz aciz kullarını merhametle yardığa. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Güçlü bir sesle amenna diye haykırıyoruz. Hazır mıyız? Adaletine, azametine, ama biz mücrim kullarını şefkatinle yardığa. Adaletine, azametine, ama biz mücrim kullarını şefkatinle yardığa. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Eyvallah. Böyle kutlu bir iklimde onun ismini anmaya ve hatırlamaya devam edeceğimiz eserlerden biri daha. Yaklaşık 2002 yılında çıkmış olan bir albümümüzden bir eser var. Gül Sultan isimli bir eser. Ona ithafen, sevgiliye ithafen bir Gül Sultan diyelim istiyoruz. Beraber söyler miyiz? Pekala, hazırsak buyurun arkadaşlar. Yanar özüler, yanar gözler. Sen yoksan firakınla, yanar özüler, yanar gözler. Sen yoksan firakınla.
firar idi, divaneydi. Solan yüzüne şimdi beraber Gül Sultan Ellama Halimi Pek yaman Gül Sultan Gül Sultan Mehmet Diler bu Hazan olur, viran olur, susar diller. Sen yoksan hazan olur, viran olur, susar diller. Tek derman sözün olur. Açar günler Tek derman Sözün olur Deva olur Açar günler Şimdi Gül Sultan Ellama Alemin Pek yaman Sizde Gül Sultan Elama Halimi Pek yama Gül Sultan Gül Sultan Merhamet Merhamet Gül Sultan Mekke'de bir adam vardı dostlar, bir köle. Belki anneciği öyle bir isim vermiştir, bilinmez. Belki efendileri onun adına Vahşi demişlerdi. Çok yaman mızrak atardı. Attığını gözünden vuran bir savaşçı. Bir gün efendileri bu köleye hayatında duyacağı en büyük teklifle geldiler. Ve dediler ki, ey Vahşi, hayatın boyunca özgür bir adam olmak, ağırlığınca altına olan zengin bir adam olmak ister misin dediklerinde, dedi ki, canımı istemeniz dışında bu söylediğiniz için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. O kölenin sahipleri de ona dedi ki, senin kıymetsiz canın kimin umurunda ama senden çok kıymetli bir can isteriz. Canımızı çok yakmış bir can, aslan avcısı, hayatı boyunca hiçbir savaşta zırh takmamış, cesur savaşçı Hamza'nın canı dediler. Bedir'de çok canlarını yakmıştı. Uhud'da mutlaka öcü alınmalıydı onlara göre. Ve bu kandırılmış köle Uhud'da
Hamza döne döne savaşırken en sinsi haliyle ve en sakin anda özgürlük hayallerini ve zenginlik hayallerini o mızrağın ucuna bağlayıp gönderivermişti Hamza'nın kalbine. O mızrak sadece Hazreti Hamza'nın kalbinde değildi. Müminlerin de kalbindeydi. Güzeller güzeli Efendimizin de kalbindeydi. Zira ne zaman onu hatırlasalar, gözlerinden, mübarek gözlerinden yaşlar süzülür. Müminler asla onu unutamayacak, yokluğuna alışamayacak. Ona şehitlerin efendisi diyecekler. Ama o mızrağın sahibi kandırılmış köleye de katiller katili diyeceklerdi. Lakin gün dönecek, zaman geçecek. Efendimiz ona 3 ayet deliliyle gel vahşi İslam ol, Müslüman ol deyince, vahşi Taif'te Müslüman olduktan sonra düşecek Medine yollarına, gelecek sevgilinin kapısına ve seslenecekti. Ey Muhammed, kapına geldim. Sesini duyduğun adam katiller katili vahşidir. Beni de kardeşlerinden bir kardeş say. Beni de yıldızlarından bir yıldız say. Senin hak dediğine hak demeye geldim. Şehadet getirmeye geldim. Şahitlik etmeni dilerim diyecek. Merhameti engin denizlerden daha engin olan Efendimiz ona gel vahşi kardeşimizsin diyecekti. Lakin şöyle gözlerimiz birbirine uzaktan değse, kulaklarımıza sesimiz uzaktan gelse deyince, işte bir garip aşık şöyle diyebilirdi o zaman. Geceye katran çal sevgili, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim ve tutulsun dilim. Ey kemankeş derdi, ey okçu durma vur, nasılsa bu sine vurgundur. Nuru düşsün düşlerimin kor olsun, seni görmesin kör olsun derdi belki. İşte haddimizin fevkinde vahşinin halini anlatan Emiroğlu isimli eseri birlikte söyleyelim. Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersen tutmasın elim ve tutulsun dilim. Ey kemankeş durma vur, nasılsa bu sine vurgundur. Nuru düşsün düşlerimin kör olsun, seni görmesin kör olsun. Seni görmesin kör olsun. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne aman ama, üstüne aman ama. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne aman ama, üstüne aman ama. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Evli olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme aman ama, sözüme aman. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme aman aman, sözüme aman aman. Thank you.
almasın demiş adımı diline, diline. Almasın demiş adımı diline, diline. Vay ben ölem attın toprak üstüme, üstüme, üstüme aman aman, üstüme aman aman. Vay ben ölem attın toprak üstüme, üstüme, üstüme aman aman, 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 üstüme aman. Eyvallah. Salon çok büyük olduğu için dostlar, aslında sizin bir isteğiniz var mı diye sormak isterim ama buraya ne ses gelir ne söz gelir. Çok büyük bir salon. Gerçekten bu arada bu salon için de emeği geçenlerden Allah razı olsun. Konya'ya gerçekten böyle bir salon çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Siz de aynı kanaattesiniz değil mi? Çünkü bu tür etkinlikler böyle güzel mekanlarda daha da anlamlı ve güzel oluyor. O açıdan böyle güzel bir salonda sizlere seslenebilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etti. Buraya da emeği geçenlere teşekkür etmiş olalım bu arada. Ne söyleyelim diye soracağım ama ses gelmedi. Gelmiyor, o ses buraya gelmiyor. O zaman şöyle yapalım. Onu okuyacağız. Hazreti Bilal-i Habeşi öyle güzel eza okurdu ki Hazreti Peygamber ezanı Bilal okusun demişti ve ne zaman o ezan okumaya çıksa Medine'de tatlı, ılık, güzel bir rüzgar esintisi olurdu adeta. Öyle güzel, naif bir sesi vardı. Lakin Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Medine sokakları ona dar gelmeye başlamıştı. Asla alışamayacaktı Hazreti Peygamber'in yokluğuna. Öyle hüzünlenecekti ki o hayatında yaptığı en anlamlı şeyi bile yapamaz hale gelecekti hüznünden. Ne zaman ezan okuyacak olsa Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyecek olsa, tam oraya geldiğinde dizlerinin bağı çözülür. Baygınlık geçirecek kadar, onun adını hatırladıkça, onu söyledikçe baygınlık geçirecek kadar bir hasret. Onun yokluğuna asla alışamayacak ve Şam'a gidecekti. Ta ki Hazreti Ömer ve Hazreti Peygamber'in iki güzeli Hasan ve Hüseyin bir kez daha sağ selamet sesini duyur bizlere. O sesinden bir kez daha dinlemek istiyoruz ölmeden ezanı deyince o hatırla tekrar Medine'ye gelecek ama yine baygınlık geçirecekti ezanı okurken. İşte galiba bize ama kardeşlerim dediği bizlere onun yalnızlığı ne kadar dokunuyor, biz avaz avaz bağırmaya devam ediyoruz. Oysa Bilal'in sesi susmuştu senden sonra sevgili. Sonal Müzdü Lila'dan bir eserle Bilal'in sesini okumak istiyorum size. Dokunmuyor galiba yalnızlık bana, uzanmıyor ellerine ellerim. Dokunmuyor galiba yalnızlık bana, uzanmıyor ellerine ellerim. Senden sonra susmuştu
Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Dokunmuyor galiba hasretler bana. Yazılmıyor gözlerine sözlerim. Dokunmuyor galiba hasretler bana. Yazılmıyor gözlerine sözlerim. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Beraber söyleyelim. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Biz hala avaz avaz bağırmaktayız. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Eyvallah. Hakim bin Hişam Ukas Panayırı'nda gözleri zeytin siyahı bir çocuk görünce yaklaştı yanına, sordu: "Ey çocuk, senin adın nedir?" Usulca başını kaldırıp "Zeyd bin Harise'dir" deyiverdi. Takıldı peşine, geldi Mekke'ye. Önce Hazreti Hatice, sonra Hazreti Peygamber ve o kutlu güzel kapıdan girmiş oldu köle pazarından gelen bu gözleri zeytin siyahı güzel çocuk. Öyle kutlu bir haneye, öyle güzel bir haneye gelmişti ki bir köle pazarından. Öyle nasipti ki bu. Sevgililer sevgilisi, dünyaya gönderilmiş son peygamber. Onun gözlerinin derinliklerine, onun gözlerinin derinliklerine dalmak, doyasıya bakmakla nasiplenmiş bir yiğit. Sonra onun ellerine dokunmakla nasiplenmiş, onun yanı başında oturmakla nasiplenmiş bir yiğitti Zeyd. Hazreti Peygamber onun yetimliğini hissetmesin diye, onun yetimliğinin mahzunluğunu fark etmiş olsa gerek, bir gün şöyle bir taşın üzerine çıkardı Zeyd'i ve elinden tutup göklere yükseltip, "Herkes duysun ve bilsin ki bundan böyle Zeyd benim oğlum ve varisimdir" demişti. Risaletten sonra, "Onlar sizin evlatlarınız değil, onları babalarının adlarıyla anın" ayeti gelene kadar o topraklarda yaşayan herkes ona Zeyd bin Muhammed diyecekti. Muhammed'in oğlu Zeyd. İşte o güzel çocuğun iki zeytin siyahı gözleri vardı dostlar. Hazreti Peygamber'in gözlerinin derinliklerine dalan iki göz. Sonra onun iki altın beyazı elleri vardı. Hazreti Peygamber'in ellerini kıyamadan, titreyerek tutan iki el. Lakin biz Zeyd'in iki gözlerinden bir göz olamadık ki bakalım sevgili. Onun iki elinden bir el olamadık ki bir kez tutmuş olalım yaşayıp dururken. Böyle kutlu bir iklimde, böyle güzel bir günde, böyle güzel bir şehirden sesleniyor ve diliyoruz. Ellerimizi gökyüzüne açıp dua ediyoruz ki, "Ya Rab, bir kez düşümüzde görelim sevgiliyi. Bir kez düşümüzde görüp gözlerinin derinliklerine doyasıya bakalım." Ve Zeyd'in gözlerini beraber söyleyelim dostlar.
aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçmişti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tutmuştu ellerini. Heyhat ki biz olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri, gözleri ve elleri. Doyamazdı sana bakmaya ey Nebi. Zeytin siyahıydı Zeyd'in gözleri. Doyamazdı sana bakmaya ey Nebi. Heyhat olamadı Zeyd'in gözleri, bakamadık sana bir kez sevgili. Heyhat olamadı Zeyd'in gözleri, bakamadık sana bir kez sevgili, sevgili. Adım atacak görürsem seni, ne olur bir kez göreyim düşümdesin. Daha güçlü bir sesle adım atacak kalmaz bende, görürsem seni ne olur bir kez göreyim düşümde seni. Kıyamazdı elin tutmaya ey Nebi. Heyhat olamadı Zeyd'in elleri. Tutamadık bir kez nazlı sevgili, sevgili. Adım atacak hal kalmaz bende, görürsem seni ne olur bir kez göreyim düşümde. Daha güçlü bir sesle söylüyoruz. Adım atacak ben, görürsem seni ne olur bir kez göreyim düşümde seni. Kalmaz bende, görürsem seni ne olur bir kez göreyim düşümde seni. İnşallah böyle güzel bir mekandan bu duamız Cenab-ı Hak kabul buyurur da bir kez düşümüzde doyasıya seyrederiz sevgiliyi. Son bir eserle aranızdan ayrılacağım. Lila'yı istediğinizi biliyorum ama
Şöylece duyurmuş olayım. İnşallah Haziran'ın ilk haftası cumartesi ya da cuma olması gerek, tam bilmiyorum. Bir program vesilesiyle Konya'ya geleceğiz. O zaman Lila'dan istediğiniz kadar okuruz inşallah. Şimdi son bir eser ve gecenin anlamlı eser olduğunu düşündüğüm için böyle güzel bir toplulukla hep beraber dua etmek güzel olur diye Affet Beni eserini Affet Bizi diye okumak istiyorum. Ve beraberce bir af dileyelim ve aranızdan ayrılalım inşallah. Hazırsak Affet Beni diyelim. Lütfa layık olamasak da bizi bağışla. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da bizi bağışla. Bizi bağışla. Yandık el aman sana gelin. Ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyoruz. Ne olur affet bizi. Yandık el aman sana geliyoruz. Ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyoruz. Ne olur affet bizi. Günahla, bin gümanla geliyoruz sana. Bin hatayla, bin ziyanla geliyoruz sana. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da bizi bağışla. Affa layık olmasak da, lütfa layık olamasak da bizi bağışla. Bizi bağışla. Yandık el aman sana geliyoruz. Ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyorum. Ne olur affet bizi. Yandık el aman sana geliyoruz. Ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyoruz. Ne olur affet bizi. Beraber. Yandık el aman. Ne olur affet bizi. Açtık elimizi sana yöneliyoruz. Ne olur affet. Son kez beraber söylüyoruz. Yandık el aman sana geliyoruz. Ne olur affet bizi.
açtık elimizi, sana yöneliyoruz. Ne olur affet bizi.